geliyor, geliyor. Estağfurullah, bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ahmet, ben birinden hoş... Ahmet! Ahmet, ben birinden hoşlanıyorum. Ama söyleyemiyorum. Saçmalama Başak, ikimiz de olgun insanız. Hem de belki o da seni seviyordur. Ne yani? Direkt söyleyeyim mi? Söylenmezsen eğer ki ölümü gör. Benimle çıkar mısın? Evet. Hiç unutmuyorum, ortaokulda falandım. Böyle bir tane arkadaşım geldi. Ya dedi, ben birisinden hoşlanıyorum falan filan. Ama dedi söyleyemiyorum. Ben de şey yapıyorum. Ya niye söyleyeyim? Ben kızdan hoşlanıyorum, tamam. Ya niye söylemiyorsun? Söylesene ya falan filan yapıyorum artık yani. Bence söylemelisin falan filan yapıyorum. Ben zannediyorum ama o kişiyi. Çünkü ben kendi üstüme alınmışım yani. Ya işte söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Günlerce böyle. Ya bence bugün söyle falan filan yapıyoruz. Göz kırpıyoruz falan birbirimize falan. Böyle şeyler yapıyoruz falan filan. O gün geldi, ben galiba söyleyeceğim dedi. Evet dedim. Gitti söyledi amına koyayım yan sınıfa. Yan sınıftan Burak diye bir piç kurusu vardı. Gitti ona açıldı. Amına koyayım, bir mutlu oldular onlar. Bir takılmaya başladılar. Tost diyorlar falan. Harbiden söyledi lan o gün. Yaşandı mı? Yaşandı. Harbiden yaşandı. Sonra ben bir sinirle, çok sinirlendim. Bir tane kız benden hoşlanıyordu. Sonra ben kıza sürekli bakışıyorduk karşısından. Ben ona çıkma teklifi ettim. Kız dedi ki bir düşüneceğim dedi. Sanki amına koyayım. Tövbe estağfurullah. Ben yaşadan biri varsa neyse. Ertesi gün onun yakın arkadaşı, başka bir kız, o kızın cevabını vermeye bana geldi. Dedi ki, Gökçe dedi, kabul etti dedi çıkma teklifini. Ulan o kız onu derken bir baktım, o kız daha güzel. Ha siktir dedim ya. Harbi kabul etti. Kapatsana şunu ya. Kapat şunu. Aşkından sonra... Neyse. Aa, Karaman'ın şiiri geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Çok büyük aleyküm selam. Çok büyük aleyküm selam. Selam olsun. Çok büyük aleyküm selam. Eyvallah. Benimle çıkar mısın? Evet. Çok güzel bir proje oldu kanka. Ben hemen gidip ona söyleyeyim. Beklemiyordum bak bunu. TÜBİTAK'a sınalım bu projeyi biz. Bu ne ya? Ne projesi bu amına koyayım ya böyle? Ahmet, ben birinden hoşlanıyorum. Ya bu nasıl bir proje amına koyayım ya? Prova'ya proje demişler. Prova mı diyecekmiş orada? Ama söyleyemiyorum. Saçmalama Başak, ikimiz dolgun insanlarız. Hem de belki o da seni seviyordur. İkimiz dolgun insanlarız, hem de belki o da seni seviyordur. Bu ne amına koyayım ya? Adamda da zaten. Hocam şu senaryoyu bir tur daha okuyun. Zaten ama iki cümleniz var ya. Allah aşkına, zaten video 10 dakika 10 saniyelik video ya. İki cümleleriniz var. İki tane cümleyi ezberleyin ya. Veya kim yazıyorsa yani. Allah Allah. İkimiz dolgun insanlarız diyor. Var mı peki böyle başka böyle kısa bir şeyler? Var. Onu geçtim. Bunu geçtim. Şu olabilir belki. Benim de... Bunu sen de yap abi sonra. Sizi çok rahatsız etmiş. Bunu ben gördüm daha önce. Açıklayayım. 5'ten başlayayım. Bunu çocuk izledik sanki ya. Diyorum. Çünkü millet çoluğuna çocuğuna bakmıyor. O çocuğuna söylendi. Etrafa bir şey dedik onun. Nasıl? Çocuğunu nasıl yetiştirirsin de seni yaptın. Aynen, farklı bir versiyonu. Allah Allah. Evet, bu yenisi izlemedik. Falan filan. Ben öyle şeyler istemiyorum. Çocuğuna bakamıyorsan getirmeyeceksin yanında. Roman, halay, Türkçe şarkı. Bak şu hareketler var ya bak. Bu hareketler zaten olmazın vücuda yansımış hali. Bakı kesinlikle olmayacak. Ben roman oynamam. Ben halay çekmem. Ben Türkçe şarkı dinlemem. Benim düğünüm.
ben bunların yapılmasını istemiyorum yani. Bu yüzden benim olduğum düğünde bunlar olmayacak. Kendi oynamadığım şarkıyı neden çaldırayım? Ben başkası için değil, kendim için yapıyorum. Ben 5 farklı gelinlik giyeceğim. Çünkü ben hiçbir şekilde karar veremiyorum. 5 yaşındayım. O zaman al sana gram altın. Al. Al beklersin kim ne takmış diye ondan sonra amına koyayım. Kamera kayıtlarından incelersiniz ha kim attı onu 10 lirayı diye. Ondan beri şu an 21 yaşındayım. Hala daha karar veremiyorum. O yüzden hiçbiri içimde kalmasın. Hepsinin parasını 5-5 ben veririm. Bu bana birini hatırlattı ya. Sude chat'te mi? 21 yaşında Sude amına koyayım. Şimdiki Sude. Koca istiyorum! Kankam hakkında ileri geri konuşturtmam. Kankan. Kankanı? Demek ki 21'de böyle oluyor abi. 25, 26, 27'ye doğru bu standartlar düzeliyor ben söyleyeyim size. Ben yaparım. Yapılacak iki düğün yapılacak. İlkine ben gitmeyeceğim. Neden? Çünkü evleneceğim eşim belki roman havası oynamak ister. Ailem oynamak ister. Onlar ilk düğünde istedikleri gibi oynasınlar. Benim olduğumda da onların hiçbiri olmasın. Benim düğün kurallarım sizi çok rahatsız et. Tamam. Yani evlenmeyeceğiz o zaman. Buradan bunu anladık. Bizi bilgilendirdi. Siz çok sağ ol. Eyvallah. Hocam neden? Finansal beklenti fobili erkolar. Bir şey soracağım. Neden erkekler kadınların kendilerinden finansal olarak bir beklenti içerisine girmesinden bu kadar rahatsızlık duyuyor? Niye bu kadar gücünüze gidiyor ki bu durum? Yani neden yani? Hani mesela herkesin standardı farklıdır. İnsanların öncelikleri başkadır. Herkesin standardı birbirine uyum sağlamak zorunda değil. Bir erkek olarak belki sizin de ilişkideki önceliğiniz finansal anlamda güçlü bir partnerle birlikte olmak olabilir yani. Siz de belki karşınızdaki insanın ekonomik olarak güçlü olmasını istiyor olabilirsiniz. Mesela atıyorum bir tane adam bana gelse dese ki ben seni finansal olarak yeterince güçlü görmüyorum dese. Tamam okey ben finansal olarak o kadar güçlü değilim. Çok param yok. O yüzden birlikte olamayız. Yapacak bir şeyim yok deyip. Velhat derdine amin yani ne yapacağım? Ama bunu bir erkeğe söyleyemezsin. Yok ben yemez yani. Yani benim ne haysiyetim kalır, ne namusum, ne gururum, ne onurum. Hiçbir şeyim kalmaz yani. Bir kadın finansal anlamda çok güçlü bir erkekle birlikte olmak istiyor diye bu o kadını öyle böyle bir kadın haline getirmez. Hatta daha açık konuşayım. Ekonomik özgürlüğü birinci planda tutmuş bir kadınla birlikte olmak istiyorsunuz. Ama finansal anlamda güçlü değilsiniz diye o kadınla birlikte olamadığınız için o kadına bok atmayın. Ya yorma be kado. Kado? Kado ne lan? Erko. Peki ben bir şey söyleyeceğim bu durumda. Şimdi finansal güçlü bir erkek istiyorsun. Onunla evlendin diyelim ki. Oldu ki dünya hali yani anladın mı? İşler yanlış gitti. Terso gitti yani anladın mı? Bir tersoya düştü adam yani. Ne olacak ayrılacağınız mı yani o zaman da hemen? Abi, açma bir video. O zaman hayat arkadaşı olayı nerede? Hani ya da, ya da tamam geldin o zaman ben de aynı düşüncedeyim. Sen yaşlanınca o zaman ben de senden ayrılmam lazım. Leonardo DiCaprio gibi. Ne dedim ben? Aynen öyle. Leonardo da böyle diyecektim. Leonardo DiCaprio gibiye döndürdüğüm için öyle oldu. Sapır. Açma. Açmalama kızım. Şinasi kornerden gol yiyor. Bu bebeler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Seni bir şartla affederim. Neymiş şartın? Bu suyu içmeni istiyorum. Bardağı kırmanı istiyorum. İşte artık bunu kaldıramayacağım galiba. Bunu artık gerçekten kaldıramayacağım. Plastik bardak kırıldı. Ananı sikeyim. Daha ne olabilir ki bir TikTok videosunda? Şimdi bu bardağın parçalarını toplayıp su içmeni istiyorum. Ama ben bardakları tekrar tamir edemem ki. Nasıl su içeyim? Nasıl ki kırılan bardaktan su içemiyorsan, kırılan kalpten de sevgi bekleme be kadın. Allah Allah.
Adı? Sabah sabah. Bu ne? Hangi devre yaşıyor? Ananı sikiyim, ne olmuş, ne yapmış arabaya? Böyle bir şey araba için çökmüş. Bunlarına bakar mısınız? Allah Allah. Kafayı yemiş amına koyayım, hırsız girince kafayı yemiş. Her yerini istiyorum gibisinden. En az ne kadar almıştı? 100K'dan daha fazladır. Araba yemiş resmen ya, yemiş. Bu nasıl bir hırsızlıktır ya? Böyle bir şey sigorta karşılıyor mu? Karşılar. Ay M serisi bir de. M serisi aldım. Oğlum hangi... Yazık. Neresi acaba Sam? Neresi acaba? Not found diyor. Bir tane don't yani en anonymous 10 telegram babadan 10 telegram işte en iyi gözükmek olamıyor. Bunu hem söyleyeyim hem de yazıyor. Mesela kadar cevabeden ulusalcı bir şahıs demiş ama link yok. Z-P15 ne oğlum ya? Hacklendim mi amına koyayım? Bana link açtırttı. Acaba bir şey olur mu ya? Yok ya herhalde o başında. Ben de bir link yanlış atmış. Sefakiyo taş kasap mı? Ne kötü davranman için yapman gerekenler. Gece 2-3'te yat, sabah ölü gibi kalk. Aç karnına çay sigara iç. Nerede gereksiz gıda varsa onları ye. Öz bakımına hep üşen, gereksiz insanlarla konuş. Geçmişini aklından çıkartma. Sonucunu değiştiremeyeceğin şeyler için kendini yiyip bitir. Yapıyorum zaten. Hepsinde tikim var. Erken en çok yaptığı şey şu. Yalan söylüyorsa yüzünü kapatır. Kaba elle. Şu şekilde. Ya saçmalama ya. Ne alakası var? Ve genelde erkekler şunu yapar. Araya yan yana koltukta oturuyorsan bir şey, bir obje koyma ihtiyacı çok olur. Yalanda buna çok dikkat edin. Araya bir şey alır. Sehpayı çeker. Yastığı koyar. Bir destek almaya çalışır. İki, sorduğun soruya soruyla cevap verir. Üç, alakasız bir şekilde konuyu uzatıyorsa. Özgüvenliysen, yalan konuşmuyorsa ve kendinden eminse, kadın erkek fark etmiyor. Bir telefonla ilgisi, ilişki iyi gidiyorsa, ben seni derin sohbet ederken buraya bakmam. Ama şunu yapıyorsan, ne yapıyorsun? O parmağın ucu ona bir şekilde değecek ya da yakınlarında gezecek. Çağlacığım. Yani su içiyorum ben senin yanında ama aklım orada ya. Hop mesaj gelse kapatacağım falan diye değil mi? Evet sürekli orada. Burada bir şey var. Bak hareket ediyor. Bir tedirginlik var orada. Aynen burada mikro hareketler var. Parmaklarıyla yapıyor bunu genelde. Evet. Buradan anlarsın. Şu hareket genelde şu. Ha. Telefonun üzerinde oynama ihtiyacı. Elinde. Aynen. Oğlum salak salak videolar atmışsın mami ya. Bu ne amına koyayım ya? Abi Deep More izleyelim bak orada. O ne oğlum? Bu çok değişik bir olay. Ben bunu anlam veremedim. Yapay zeka tiker amına koyayım. Olaya bak abi. Mehmet, ben bu kadar zengin olmasaydım sen yine benimle beraber olur muydun? Olurdum ablacığım. Ya. Tabii ki de olurum. Ben seni paran için mi seviyorum? İşin bittiyse alayım mı arabayı? Sen öder mi bu arabaya? Bitti. Bu kadar. Eyvallah patron. Sadece denemiştim seni. Oysa ki her şeyden çok sevmiştim seni.
Şu kol o kadar çok şey anlatıyor ki. Oraya o kolu öyle koyması. O kadar çok şey anlatıyor ki işte. Anlatabiliyor muyum? Evet. Neyse, IQ'ları normale çektiğimize göre. Deep Humor var ya abi orada, röportaj. Ben bulamadım abi Deep Humor. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.